Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun son açıklamalarıyla dünyanın yeniden gündemine oturdu. Subianto'nun Kaan hakkında açıklamalarına değinen Amerika Birleşik Devletleri basını, Endonezya'nın da Kaan'a ilgi göstermesiyle birlikte Kaan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü gibi işbirlikçi bir proje olma yolunda ilerliyor olabilir yorumunda bulundu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto buradaki konuşmasında stratejik şirketlerimiz ve savunma şirketleri arasında bu anlaşmaları yapacağız. Endonezya 5. nesil Kaan Milli Muharebe Uçak Projesi'nde de yer almak istiyor ve aynı şekilde denizaltı projesinde Türk savunma endüstrisiyle birlikte yer almak isteriz dedi. Subianto'nun Türkiye'nin Kaan hakkında söylediği bu sözleri Amerikan basınından National Interest dergisinin dikkatini çekti. Amerika Birleşik Devletleri basını, Endonezya'nın Kaan programına katılımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi savunma üssü yapma idealine büyük bir yarar sağlayacağını belirtti. Endonezya, Türkiye'nin Kaan savaş uçağı programına katılabilir başlığıyla bir haber yayınlayan Amerikalı dergi, Türkiye'nin Kaan savaş uçağının ortak bir proje olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti. Jakarta-Ankara ortaklığının mevcut ikili işbirlikleri göz önüne alındığında mantıklı olduğunu savunan Amerika Birleşik Devletleri basını, iki ülkenin Şubat ayında kültür, afet yönetimi ve medyayı kapsayan 13 anlaşma ve 3 pakta imza attığını hatırlattı. Endonezya ile Türkiye'nin olası Kaan işbirliğinin diğer ülkelerin de dikkatini çekebileceğini yazan Amerika Birleşik Devletleri basını haberinde, Türk hükümeti, Kaan savaş uçağını işbirlikçi bir çaba haline getirmeyi amaçladığından, Endonezya'nın katılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi bir savunma üretim merkezi yapma ideali için büyük bir kazanç olacaktır. Bu açık ilgi, 5. nesil bir platform isteyen diğer ülkelerin Kaan programına katılmasını sağlayabilir dedi. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan'ın başlangıç serüveniyle bir prototipinin sahneye çıktığına değinen Amerika Birleşik Devletleri basını, Endonezya'nın da Kaan'a ilgi göstermesiyle birlikte Kaan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü gibi işbirlikçi bir proje olma yolunda ilerliyor olabilir yorumunda bulundu.